Tarihin en kadim iki devletinden birisi son 20 yıl içerisinde aile şirketine dönüştürüldü de onun ızdırabıyla söylüyorum. Kurumları yıkıldı. Gelenekleri paramparça edildi. Karar alma süreçleri dağıtıldı. Bir Amerikan şirketinin hazırladığı bir ülke nasıl yönetilemez sorusuna verilecek en iyi cevabı oluşturan sahte bir başkanlık rejimi anayasasıyla devlet çalışamaz, işleyemez hale getirildi. Çıkarttıkları Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sayısı 50 ise bunun 30 tanesi diğer çıkartılan 20 taneyi iptal etmek için çıkartılıyor. Tam bir devlet kaosu var. Liyakat ilkesi terk edildi. Devlet tarikatlar ve cemaatler arasında pay edildi, taksim edildi. O bakanlık bu tarikatın, bu bakanlık şu tarikatın, sanki devlet Türk'ün devleti değil bir parti devletine dönüştürüldü. En son rezilliği İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir kez daha gördük. Sokak ortasında serserilik yapan, üç defa kamu düzenini bozdukları, etrafa huzursuzluk verdikleri için polisin iki defa gidip uyardığı, nihayet üçüncüsünde gözaltına almak zorunda kaldığı üç tane AK Parti gençlik kollarından serseri İçişleri Bakanı'nı görüntülü olarak ilçe emniyet müdürlüğünün önünden arıyorlar ve ondan sonra o kelepçeleri takan polis açığa alınıyor. İki tane bekçi açığa alınıyor. İlçe emniyet müdürü Şırnak'a sürülüyor. İlçe emniyet müdür yardımcısı Ağrı'ya sürülüyor. Rezaletin böylesi Türk devletinde hiç görülmedi ya. Allah belanızı vermesin sizin. Ne biçim devlet yönetiyorsunuz siz? Ne biçim devlet yönetiyorsunuz? Türk polisi sizin özel güvenlik teşkilatınız değil. Her gün çarpışan, her gün şehit veren, gazi veren, dünyada cana en fazla tehlikede olan emniyet yapısından bahsediyoruz. Türk polisi olmak Fransız polisi, Portekiz polisi, Finlandiya polisi olmak gibi bir iş değil ki. Her gün evden çıkarken ya vurulurum ya da vurulmam diye çıkan bir emniyet teşkilatı var. Saygı duyun biraz buna. Üç tane kendi işini bilmeyen serseriye bunu yaptırtmayın yahu. Yeter artık. Devleti ayağa düşürmeyin. Onun için söz veriyoruz. Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz.